Tabii soracağız onları. Ben şimdi, de... şimdi hani bazı konuşmalar oldu ya sora evet. mı? Evet, yani tamam, peki. Gazze Şeridi bildiğiniz gibi 41 kilometre uzunluğunda, bazı yerlerde 11-12 kilometre, bazı yerlerde 6 kilometre genişliğinde küçücük bir alan. Şimdi bir kere şunun altını çizelim. 5000 yıllık yazılı savaş tarihi açısından söylüyorum. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde eski çağda ve orta çağda muharebeler, savaşlar oldu. Troya Savaşı gibi. istila ederler. Kaleleri sararlardı. Kale'nin içindeki o insanlar, şehir devleti bir iki ay, üç ay sonra gıdaları, besinleri tükenirdi ve açlıktan ölmeye başlarlardı. Açlıktan öldükten sonra insanlar kendi ölülerini yerek hayatta kalmayı sürdürürlerdi. Şimdi İsrail'in burada uyguladığı Gazze şehrinde uyguladığı abluka bugünkü savaş tanımına uygun değil. Bir devletin savaşırken Bizim savaş literatürü savaş kavramı dediğimiz savaşın dışında bir olay. Yani devletin yapacağı bir savaş türü değil. Bu savaş değil. Hmm. Ama orta Çağ'a, eski Çağ'a gittiğimizde bu kale kuşatması diyebiliriz. Ama insan o zaman Cenevre Sözleşmesi yoktu. Birleşmiş Milletler yoktu. Savaş hukuku yoktu. Tabii. Savaş suçları yoktu. Burada İsrail önce altını çizelim, sonra Hamas'ın yaptığına geleceğiz. Hmm. İsrail bu burada Burada ben bir parantez açayım. Savaş suç, evet. hmm. Seyircilerimiz için bu operasyondan önce mesela Gazze'lilerin, 1.2 milyon Gazze'linin her gün Birleşmiş Milletler'in gıda yardımına ihtiyacı tabii, vardı. Tabii. Yani onsuz e, gıdaya tabii. ulaşamıyordu. Tabii. Şimdi böyle bir noktadayken bugün... Hı. Suyun kesilmesi, yakıtın kesilmesi, elektriğin kesilmesi. Mesela şöyle diyor haberlerde. Ve, ve ilacın Sağlık kesilmesi. Ve ilacın kesilmesi. Sağlık sisteminin İnanılmaz. zincirinin kesilmesi. Gazeteler diyor ki zaten evet. çok az sayıda stoğumuz var evet. diyecek anlamında. Tabii. Şimdi elektrikler kesik, buzdolabı yok evet. ve biz onları da kaybettik. Evet. Evet. Dolayısıyla bu savaş suçudur ve eski çağ savaş tekniğidir. Bugünkü çağda bir devletin bu şekilde savaş literatürü kavramı içine alarak meşru müdafaa zeminine çekerek yapacağı bir olay değil. Bu ileride tarih yazar onu kaydedelim. E, fakat ikinci konuda eee Senem Hanım şunu kaydetmem gerekiyor. Ta, savaş daima şahinleri sever. Savaşta güvercinlerin yeri yok. Güvercinler sadece ateşkes masasında otururlar hı hı. ve o zaman yerlerini alırlar. Onun için şu anda Netanyahu bir birkaç hafta sonra İşler kötüye giderse, fazla kayıp verirse sarsılır dediğimiz zaman savaş hükümlerine aykırı hareket eder. Savaşın da ilkeleri var. Savaş hiçbir zaman güvercinleri şah sevmez. Şahinleri sever. Biden'ın da tam aradığı aktör bu ABD'nin kendi projesini değiştirmek için. Onun için Netanyahu normal şartlarda savaşın sonuna kadar devam eder. Hadise budur. Onun için yarın öbür gün gösteri olur, protesto olur. Netanyahu'nun koltuğu sallanır veya şuradaki birinin koltuğu sallanır. Ersek. Bir de e, sos, e, savaş psikolojisinde ve sosyolojisinde temel ilke şudur. Bir ülke savaşa girdiği zaman veya savaş tehlikesi olduğu zaman o ülke daima şahin bir aktörü koltuğa oturtmak ister. Sevse de sevmese de. Hadise budur. Onu bir kere altını çizelim. Onu söyledikten sonra. Ama işte sonra, kara harekatının da İsrail için kolay olmayacağına onu söyleyeceğim. Çok yorum Şimdi var onu söyleyeceğim. Evet, onu, o, artarsa onu ne olacak? 1.1 milyon insanın 24 saatte kuzeyden güneye hareket etmesi, etmesi mümkün, mümkün değil, mu? mümkün değil. Burada şimdi de bunu et. biliyordu. mümkün değil. Ama Netanyahu şunu kullanıyor. Ya yani Netanyahu ve ABD. Şimdi Netanyahu böyle bir açıklama yaptığı zaman şunu unutmayalım. Savaş daima bir hiledir. Ve savaş planı hazırladığınız zaman savaşın planının altında cephedeki askerin veya cephede savaşan savaşçının mermiyi isabet etmesinden çok daha önemli ekler var. Örnek veriyorum istihbarat eki, psikolojik harekat eki, algı yönetimi eki. Hı hı. Mesela ilk 6 saatte yayımlanan sosyal medyadaki o gördüğümüz görüntülerin %95'i tesadüf değildir. Ama 5'i sızabilir. Hiçbir Hamas elemanı bir at kültürüne, bir at emir komuta zincirine sahip bir Hamas elemanı tutup da kılık kıyafeti uygun olmayan rehin aldığı birini yayımlamaz. Böyle bir böyle bir durum yok. Onun için o sivillerin kaçışı, o festivaldeki gençlerin oradan kaçışı, o resimlerin çekilmesi, sosyal medya yayınlanması o savaş planı altındaki eklerde vardır. Bu şu demek. Yani İsrail'in elini güçlendiren. Şeyler bu şu demek. Var? Bu harekat, bu plan bir günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda yapılacak bir olay değil. Bu plan, yani İsrail'in hazırladığı bu plan en az iki yıllık, üç yıllık bir geçmişe sahip gününü bekledi oraya ne dedi G günü S saati G günü S saati Hamas'ın 5000 bin, bin roket atmasıyla başladı İsrail bunu biliyordu Hamas da bunu biliyordu onun altını çizelim ben yani Hamas'ı da... ya da İsraili savunuyor değilim ben savaş tarihi ve savaş hükümleri açısından konuşuyorum dünyada hiçbir kabile dünyada hiçbir kabile iki yıl hazırlık yapan İki yıl hazırlık yapan, abruka altındaki bir kendisine tırnak içinde söylüyorum tehdit olan bir örgütün iki yıllık hazırlığını görmemezlik, duymamazlık edemez. Yani Böyle bir dünya yok. Yani İsrail'in istihbaratı almadığına inanmıyorsunuz. Hayır. Nitekim Mısır İstihbarat Bakanı itiraf etti. Dedi ki Mısır İstihbarat Bakanı Netanyahu ile görüştüm, aradım onu. Dedim ki şu ana kadar olmayacak şekilde yıkıcı ve çok büyük bir e, yıkıcı bir savaş hazırlanıyor. Dikkat edin dedim, o da umursamadı, çok şaşırdım dedi. Sonra ABD telefon ettirdi Mısır İstihbarat Başkanı'na, alttaki biri yalanladı. Bir bakan durup dururken bunu söyleyip sonra alttaki biri yalanlar mı? Böyle bir durum ha, olmaz. Peki. Bunu bir kere altını çizelim. Ama Hamas niye yaptı? Niye 50. yıl dönümünde yaptı? Şimdi bakın. 50. yıl dönümü, 10. yıl dönümü, 5. yıl dönümü, 1. yıl dönümü herhangi bir devlet değil de normal bir oluşum bile olsa o otomatik olarak refleks alır. Der ki devriye faaliyetlerinizi arttırın, nöbet sisteminizi arttırın. 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın Yom 50. yıl dönümünde arttırın der. Nitekim İsrail İstihbarat Bakanı da onu demiş. O 50. yıl döneminde demiş, çok yıkıcı, çok kapsayıcı, şimdiye kadar olmadık şekilde korkunç bir saldırı olacak demiş. O da umursamamış. Önemli değil. Bu ama Netanyahu'nun demeçleri, açıklamaları ve Biden açıklamaları bize onu veriyor. Ne dedi Biden? Netanyahu? Orta Doğu'yu değiştireceğiz. Bu savaş uzun süreli olacak. Ve İsrail ilk defa 50 yıl sonra, 3. defa. Kendi anayasasının 40. maddesini yürürlüğe koyarak, çalıştırarak genel savaş ilan etti. 300 bin kişi seferberlik çağırdı. biraz önce tartış, tartıştığımız bir konu vardı veya görüştüğümüz. İsrail için bu topyekun bir savaştır. ABD için küçük bölgesel bir çatışmadır. Ama diğer ülkeler için de bir savaştır. Ama İsrail için topyekun bir savaştır ve uzun yıllar alabilir. Peki. Onu söyleyelim. Bunun tamam. altını çizdikten sonra şu son cümleyi söylüyorum. 2000'lerde biz Arap-İsrail sorunu derdik. Sayın Dündar çok iyi bilir. 2010'larda Filistin-İsrail sorunu oldu. Şimdi İsrail-Hamas sorunu oldu. İşte bu ABD'nin ve İsrail'in stratejik başarısıdır. Ben onun başarılı olmasını istemiyorum. Ben ABD'nin bölgedeki bütün...